Günaydın. Medya Kritik başladı sevgili seyirciler. Bugün Cem Küçük, partnerim Cem Küçük, Avusturya'da Avusturya UETT'nin düzenlediği bir toplantı için orada bulunuyor. Ve bu toplantıyı da televizyonlar naklen yayınlayacaklar, canlı olarak yayınlayacaklar. Çok önemli bir toplantı. UETT'nin toplantısı. Cem de orada, dönüşünde de pazartesi günü oradaki izlenimlerini bize aktaracak diye umut ediyorum. Bakalım Avusturya'dan neler getirecek bize. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuğumuz bizi kırmadı geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi bugün çok... Haberler zengin aslında Mahmut ama özellikle ben şu Verhoeven'la başlayayım diyorum. Verhoeven enteresan açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalar bizde ilk önce çok fazla görülmedi. Çünkü Can Dündar'la birlikte katıldığı televizyon programında Can Dündar içimizdeki Alman olarak dedi ki Erdoğan diktatör dedi. Türkiye'de dedi diktatörlük var dedi ama Avrupa Birliği'nin eski komiseri, ilişkilerden sorumlu eski komiseri Verhoeven, çok ünlü bir adam biliyorsun bu. Ben buna katılmıyorum dedi. Erdoğan dedi, bizim ilişkilerimiz döneminde dedi, biz ne istediysek reformlar açısından yaptı dedi. Hatta telefonlarla konuşuyorduk dedi. Bizim Avrupa Birliği sürecinde müktesebat için yapmamız gereken şeyler var mı diye bize soruyordu dedi. Yani şimdi Erdoğan'ı diktatör demek büyük bir haksızlık dedi. Bugün Hürriyet'in manşetinde var. Ayrıca Posta Gazetesi de ayrıca çok enteresan bir şekilde Hürriyet ve Posta Gazetesi ele almış bu iki gazetede. Tabii kardeş gazete bunlar biliyorsun. Ele almışlar ve geniş bir şekilde vermişler. Mesela Posta Gazetesi'nde şöyle diyor. Arkadaşlar onun caption'ını çıkaramadılar. Ha çıkarmışlar, bravo. Yani. Türkiye'ye hiç dürüst davranmadık diyor. Türkiye'nin şu an tepkisi Avrupa'nın suçu. Yeni bir başlangıç için dürüst olmalıyız. Avrupa ailesi içinde Türkiye'ye eşit hakları sahip bir yer vermeliyiz diyor. Avrupa'da faşizm yok ama Türkiye'ye diktatörlük değil diyor. Türkiye gibi büyük bir ülkeye 60 senedir Avrupa Birliği'ne gireceksiniz diye söz veriliyor ama o söz tutulmuyor. Son olarak mültecileri alırsınız, AB'ye girmenizi hızlandıracağız alırsanız dediler. Bunu da yine yapmadılar. Ondan sonra da Avrupa Türkiye'yi tamamıyla kaybetti. Türkiye'nin şu andaki tavrı bizim suçumuz. Özetle Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye hiç dürüst davranmadık. Avrupa Birliği modern bir Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Farklı dinlerden olanların bir arada yaşayabileceğini göstermek için omuz omuza vermemiz gerekir diyor. Ama şimdi sence Verhoeven'ın açıklaması tabii Türkiye'de yankı buldu. Posta Gazetesi verdi bunu, Hürriyet Gazetesi de verdi ama sonuç itibariyle Avrupa'da tabii bu sesler azınlık galiba değil mi? Senin değerlendirmelerin nedir? Yok, tam da öyle diyemeyiz. Öyle mi? Ama yani önce şunu söyleyeyim. Dün Cumhurbaşkanı meydanlarda da bunu anlattı tabii. Evet. O sahneyi anlattı. Can Dündar'ın Türkiye'yi nasıl eleştirdiğini ama öyle orada mi? Bir Avrupalı'nın nasıl cevap verdiğini anlattı. Aslında bu tabii bugün tartıştığımız her şeye de bir tekzip niteliğinde. Evet. Yani bizim aydınlarımızın hakikaten bu manşetleri önüne koyup düşünmeleri gerekiyor. Yani bu ne ayıp hakikaten. Yani şöyle başlıyorlar cümleye. Evet. Tamam, bu konsolosluk hikayesini işte orada bakanın gitmesini kınıyorum ama Türkiye çok hata yaptı. Evet. Türkiye yanlış yaptı. Türkiye şunu yaptı. İnanılmaz. Yani olayın bir dakikasını ya da işte 15-20 saniye bu kınamayı yapıyorlar, arkadan bir ama 5 dakika Türkiye'nin negatif Türkiye anlatıyorlar. Şimdi böyle bir vicdan olamaz. Bakın o kadar net koymuş ki adamcağız. Aslında problem Batı'nın Türkiye bakışında saklı. Batı'nın Türkiye'yi gördüğü yerde saklı. Yani bu haksızlık bugün ortaya çıkmış değil aslında. Bütün o 2004'lerde de bu yapıldı. Yani o zaman Hollanda Dışişleri Bakanı'nın tavrı, tepeden bakışı, Türkiye'yi uydu gören bir aklın Türkiye'yi net nasıl görüyorlar? Yönetilebilir, uydu, bizim kapsam alanımızın içinde olsun, bize benzesin. Hani farklılıklara tahammüldü? Yani işin püf noktası burada. Evet. Hele bizim işimizdeki Alman dedikleriniz ya ve batıcı diyorum ben onlara. Bizim bu İtalya Terakki'den beri gelen bir şeydir. Hatta yani kolonyalist zihniyette esir olmuş tipler bunlar. Tipler bunlar. Osmanlı yani, aydınında da bu vardı. Bunlarda da bu var. Türkiye işgal edilmedi ama zihinlerimiz işgal edildi. Doğru. Bak hikayenin özü buradadır. Yani bu kadar yani batı hayranı, tam o ki batıdaki batılı
Batılı değerleri tabii kabul ettiğimiz için de kabul edilebilecek değerlerini kabul ettiğimiz için Avrupa Birliği ülkesi Batı'na evet dedik zaten. Evet. Ama Batı gibi yaşayacağız bu zorunlu. Batı gibi giyineceğiz bu zorunlu demek ve bir dayatmadır. Öyle bir şey olmaması faşizmdir lazım. Faşizmdir bu yani. Bu resmen faşizmdir. Ayrıca da yani farklılık dediğin şey nedir peki? Evet. Yani farklılık işte bugün Batı'nın yaşadığı paradoks burada. Hı hı. Batı aslında sosyalisti, liberali, Hristiyanı, işte en faşisti, hadi faşisti bir tarafa bırakıyorum. Bunların bile sınıfta kalmasına yol açan bu farklılıklar konusunda bir netleşmemeleridir. Hı hı. Ne noktaya gelmişiz? Bana benziyorsan, modernsen, işte uygarsan ne demekse bu. Burada biz sizinle birlikte olabiliriz demek istiyor. Oysa dünyanın yaşadığı problem tam da ötekine empati kurup onu anlamaya çalışmaktır. Bir ara Fransız sosyalistlerinde ihtimam diye bir akım gelişmeye başladı. İhtimam mı? Tabii. Yani özen yani. Özen yani şöyle yani kendi karşındakine özen göstereceksin. Hı hı. İhtimam onu anlamaya çalışacaksın. Empatinin siyasetten bir farklı versiyonu diye ama ne yazık ki sürdüremediler. Evet. Yani Batı bu anlamda sınıfta kaldı diye. Sınıfta kaldı tabii. Ama tabii orada şunu da söyleyeyim. O farklılıklar derken yani. Farklılıklar derken sen şunu kastediyorsun değil mi? Yani sadece siyasi farklılıklara tahammül etmekle kalmıyor iş. Yani yaşam tarzı farklılıklarına ve giderek renk farklılıklarına da tahammül etmek gerekiyor. Çünkü bugün yaşam tarzına karşı çıkarsın, mahkum edersin, aşağılarsın. Yarın renkleri nedeniyle, farklı renkleri nedeniyle ırkçılığa doğru evrilirsin. Bu hep yaşanıyor dünyada. Evet bir şey söylüyordun. Temelde problem. Hayır burada da şunu söyleyeceğim. Yani Batı'da bir de demokrat bir damar var. Doğru sıkıntı yaşanıyor. Sosyal demokratlar sıkıntı yaşıyor, solcular sıkıntı yaşıyor, çevreciler sıkıntı yaşıyor. Daha aşırı sağın kapsama etkisi altında esir haline geliyorlar. Bunlar doğru. Ama bunları da izleyen ve vicdanları sızlayan bir Avrupalı damar da var. Var. Onu yakalamamız lazım. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Bu programda da söylüyorum. Hollanda, Almanya, Avrupa yekpare değil. Yekpare değil. Evet. Farklılıklar var. Orada bir vicdan var. O vicdan ne yazık ki aynen 2. Dünya Savaşı ve Nazi dönemi öncesinde olduğu için gibi azınlığa düşmeye başladı. En tehlikeli olan da bu. Çünkü o faşizmin dayanılmaz ağırlığı giderek üzerimize çöküyor. Onların da üzerine çöküyor. Silkinip kendilerine gelmeleri ve 2. Dünya Savaşı ve Nazi dönemi öncesindeki o rehavetten kurtulmaları ve atak yapmaları gerekiyor onların da. Onlar da bir rehavet içinde aslında bakarsan. Çünkü onların yoğun propagandalarının etkisi altında kalıyorlar. Şimdi bu noktada belki oradaki şey dikkat çekici olacak. Evet. Bu mesela en basiti Denk Partisi. Farklı bir ses, ötekine nasıl yaklaşılması gerektiği açısından da Avrupa ufkuna belki destek olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Verhoeven'a devam edeceğiz. Bu arada çok enteresan, sürpriz bir videomuz var. Kim gönderdi? Bize Hayriye Beştepe hanımefendi yurt dışından bize gönderdi ama kendisi bu konuşan kişinin gazeteci olup olmadığını gazeteci zannediyorum ama ismini bir türlü bulamadık. Onu birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Son derece enteresan bir video, bekleyin bizi. Medya Kritik TGRT'de yeni hashtagimiz sevgili seyirciler. Medya Kritik TGRT'de her kelimenin baş harfleri büyük. Medya Kritik TGRT'de, TGRT tamamıyla büyük. Arkadaşlarımızı ekranlarımıza getiriyoruz zaten. Yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyoruz bu arada. Yeni hashtagimiz, bugünkü hashtagimiz bu sevgili seyirciler. Twitter'dan lütfen bize katkılarınızı, yorumlarınızı sunun. Bundan istifade ediyoruz. Ve bizi seyreden tüm seyircilerimizi Twitter'dan bize katkı sunmaya da davet ediyoruz. Şimdi Mahmut, Hürriyet Gazetesi'nde de dediğimiz gibi Verhoeven'ın manşeti var. Türkiye'ye garanti verilmeli diyor Verhoeven. Hürriyet de bunu öne çıkarmış. Türkiye'ye garanti verilmeli. Ne diyor? Hürriyet nasıl değerlendirilmiş? Türkiye ile AB arasında krizin çok tehlikeli tırmandığını vurgulamış Verhoeven. Şu öneriyi getirmiş. Ben tamamen yeni bir başlangıçtan yanayım. Avrupa Birliği Türkiye'yi Avrupa ailesi içinde eşit haklara sahip daimi yerini alacağını kayıtsız şartsız garanti etmeli. Bunun için tek ölçü üyelik kriteri olmalı. Türkiye'ye ise iş sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içinde çözeceği güvencesini vermeli demiş. Şimdi Türkiye bunu baştan beri veriyor ama dediğimiz gibi Avrupa 60 yıldır Türkiye'yi bekletiyor. Ben orada dikkat çeken kelime onun bence eşitlik. Eşitlik evet. Yani inanılmaz bir şeydir. Bütün bu dünyadaki belki eşit görmediler değil mi bizi? Budur. Yani bizi eşit görmediler. Evet.
dünyadaki hem ülkeler içindeki sınıflar arası ilişkide, elitizmle işte halk arasındaki ilişkide, okumuşla okumamışlar arasındaki ilişkide, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkide en kritik noktalardan birisi eşitliktir. Evet. Yani gelip tostladıkları yer orada. Eşit olmak öne rahatsız edici ki Avrupalı bu açıdan Avrupa'nın içindeki o faşizmi de açığa çıkartan şey bu. Ürkü, yani evet. Birden nereden ne? Yani eşit miyiz? Evet. Demin noktasına onu soruyorlar. Erdoğan'ın bence vurgulamak istediği, o yüzden diyorum Avrupa'daki o vicdan, dünyanın birçok, yani dünyada bu türden vicdan sahibi insanlar vardı. Doğruyu söyleyen, doğruyu tespit eden. Şimdi düşünün, söylediği şey şu, AB bunu yapmalı. Bakın asıl olan bugünkü yani problem... Senin demin dediğin gibi Türkiye'deki aydınların, kendisini aydın diye tanımlayan bir kitle, batıcıların yaptığı gibi Türkiye haklı ama işte şöyle şöyle hataları var, şehir paradoksuna bile düşmemiş. Hiç ona yaklaşmıyor. Çünkü gerçeği biliyor adam biraz. Bizimkilerin derdi burada Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip girmemesi değil. Burada bu süreci yürütenin kim olduğu. Bu yürütenin içselleştiremediler, kabullenemediler. Bunu yürüten Türkiye'nin işte muhafazakar kesiminden gelen bir siyasi lider. Evet. İçlerine sindiremediler. Onun başarısını, onun evet. demokrat, onun bunlardan daha demokrat olduğunu kabullenemediler. Nasıl bir Türkiye'yi hayal ettiler? Avrupa Birliği üyesi olabilen nasıl bir Türkiye'ydi hayal ettikleri sence? Ya onların hayali benim gördüğüm kadarıyla tamamen kendilerinin hani ben şöyle düşünüyorum. Uydu ilişkisi kurulan bir Türkiye. Kendisine benzeyen, Türkiye'deki diğer zaten bakın başından beri bu batıcı akımın yaptığı tek tip Türkiye yaratmak. Yani farklılıkları yok etmek. Ya düşünün bugün hani birlikte görüldüğü halde söylüyorum Aleviliği bile hep ötelemişlerdi. Evet. Uzun yıllar düşünün yani bu son 15-20 yıla kadar Aleviler Alevi olduğunu söyleyemiyordu. Tabii. Neydi bu rejim? Bu rejim işte o rejim yani o batılı şeyi taşıyan rejimdi. Bu Kürtler kendisini ifade edemiyordu. Dindarlar kendisini ifade edemiyordu. Yani Türk bırak onu biraz daha geriye gidersen solcular. Ya bugün Nazım Hikmetleri, Sabahattin Ali'leri içeri atan öldüren neydi? Bu evet. rejimdi. Şimdi evet. o kadar derin çelişkiler var ki bir tanesini çok kısa anlatayım. Tam matbaasının yakılması olayı. Evet. Sabiha Sertel'le bunu... Zekeriya Sertel'in matbaası. Evet. Bugün onu yakanlar yaşıyor bir kısmı. Yaşıyor. Şimdi bunu ben yazdığım zaman şöyle bir paradoks yaşanmıştı. Ferruh Bozbeyli'nin... Yaşıyor ama kim onlar? CHP'li Kemalistler. Ve onunla ilgili şöyle bir anekdot anlatayım. Yani 69 yılında bu Zekeriya Sertel'in Türkiye dönüşü düşünülüyor. İşte Demirel iktidarda karşı çıkıyor sağcılar. Fakat 6 ay sonra falan olabilir diyorlar. Dönüyor. Dönüp gelirken Zekeriya Sertel Türkiye ya da işte o 73'lerde birkaç sene sonra geliyor. Hallediliyor bu. Havalanda bunu karşılayanlar CHP'liler, soldular. Alkışlıyorlar falan. Diyorlar ki siz niye gitmiştiniz Türkiye'den? İşte bu CHP'lilerin yüzünden demiş. Yani hakikaten tarihi paradoks yaşanıyor. Türkiye. Evet tarihi bir paradoks. Birçok alanlarda yaşanıyor. Evet. Şimdi bir taraftan batılı görünüp o paradoksu bakıyorsun Türkiye özgürlükçü görünüyorsun ama insanların bütün en temel insani haklarını yasaklıyorsun. Yani inancının gereğini yasaklıyorsun. Dilini yasaklıyorsun, kültürünü yasaklıyorsun. Düşünün. Evet. Bu böyle bir noktada. O yüzden burada oluşacak batı uydusu bir Türkiye. Evet. Dolayısıyla da böyle bir eşit Türkiye'yi kabul edebilmeleri çok kolay değildi. Tabii birazdan onu da vereceğiz. Ama Türkiye bir yandan Avrupa Birliği ile ilişkilerde ev ödevlerini hızlı bir şekilde yaparken, Verhoeven de itiraf ettiği gibi hızlı bir şekilde yaparken bir yandan da ekonomik bir aktör olmaya da başladı. Bir siyasi aktör olmaya da başladı. Güçlenmeye de başladı. İşte birdenbire o senin fotoğrafını ortaya koyduğun Avrupa Birliği üyesi ama uydu bir Türkiye fotoğrafından Türkiye bambaşka bir fotoğrafa evrilmeye başladı. Eşit Almanya ile Fransa ile eşit bir Türkiye konumuna gelmeye başlayınca orada dur dediler. O zaman sen işte bu kadar gelişirsen, bu kadar ekonomik atılımlar yaparsan, gayri safi milli hasılan bu kadar artarsa ve bizimle eşit duruma gelirsen biz sana bir takım zorluklar çıkarırız denmeye başladı. Terör bir yandan arttı, başka şeyler arttı. FETÖ bilmem ne derken bu noktaya kadar geldik. Ama şimdi konuyu dağıtmayalım Mahmut. Şimdi Avrupa'da
yekpare bir yapı yok insanlar açısından, evet. popülasyon açısından. Çeşitli ideolojik fikirler var ama evet doğru bu damar var. Biraz gerilemiş durumda, demokrat damar gerilemiş durumda. Daha doğrusu hakkaniyeti olan, merhametli olan, merhameti yani, olan vicdanı olan bir kesim var. O kesim azımsanmayacak bir kesim ama bugün. Ama yine de bugün o sesini çıkaran, faşizme evrilen, güçlü ayrımcı ve ırkçı politikalara biat eden ya da onlara yamanan o geniş kesimin karşısında sesleri fazla çıkmıyor. Ne yazık ki. Evet. Şimdi onlardan bir tanesi ama cesur olanlar giderek seslerini yükseltebiliyorlar. Onlardan bir tanesini sevgili seyirciler ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada yeni hashtagimiz, bugünkü hashtagimiz sevgili seyirciler Medya Kritik TGRT'de. Evet, katkılarınızı bekliyoruz. İşte Hollanda'da o Wilders'a yönelik eleştirilerini son derece net, Wilders'ı yerin dibine batırarak, rezil ederek söyleyen o Hollandalıyı ekranlarınıza getiriyoruz. O Hollandalı kimdir? Merak ediyoruz. Ben sevgili seyircilerimizden bu sorunun da cevabını bekliyorum. Çünkü bize Hayriye Beştepe gönderdi bu şeyi, videoyu. Ve bu videoyu biz yayınlayacağız ama bu adam kim diye sorduk. Daha yeni geldi çünkü hemen arkadaşlarımız hazırladılar. Bir türlü ismi bulamadık ama işte Hollanda'da bir televizyon programında bir yiğit çıkıyor. İşte Wilders'ın yüzüne karşı onun gerçeğini haykırıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Meneer Wilders, orde in Rotterdam werd hersteld door een Nederlander die van u geen burgemeester mocht worden. Ahmet Abu Talib, omdat hij twee paspoorten heeft. En meneer Wilders... Het enige wat u heeft gedaan, 20 jaar Kamerlid, 10.000 boze tweets, nul oplossing. Ik begrijp wel dat meneer Poetin zo enthousiast is over u en over uw grote vriendin mevrouw Le Pen. Ik begrijp het wel. Voor mij enthousiast? Want wat u doet is verdeling. U verzwakt Europa, u verzwakt Nederland, u wil dat Europa verlaten. U verdeelt, u verdeelt, u verdeelt en meneer Poetin is degene die straks heerst. Maar als het gaat over een bijdrage aan Nederland, kunt u heel wat leren... Van de Nederlanders met een moslimachtergrond die ons militaire uniform dragen. Van de Nederlanders die nu met de burgemeestersketen de orde herstellen. En als er raddraaiers zijn, dan moeten ze worden aangepakt. Maar ik zal nooit accepteren dat de verpleegkundige in het ziekenhuis met een hoofddoek... die mensen liefdevol verzorgt, door u beledigd wordt. Ja, die horen bij Nederland. Dat is mijn Nederland. Want Nederland is van ons allemaal en iedereen die zijn best doet. Iedereen die weet... Iedereen die door u beschimpt wordt, ja. heeft meer fatsoen in zijn pink dan u in uw hele fractie, inclusief Dion Graus. Ja. Evet. Muhteşem. Muhteşem değil mi? Yani işte bu, yani bu ırkçı faşiste söylenebilecek her şeyi söylemiş. Evet. Bu çifte vatandaş gerçekten, İsrail vatandaşı aynı zamanda. Evet. Saçları boyalı bir alçağın teki. Kendi etnik kökenlerinden utanan, annesi Endonezyalıymış bilemiyorum. Öyle dediler bana, bildirdiler. Ve saçlarını sarıya boyayan, kendisini Hollandalı gibi, tenin renginden hoşnut olmayan, Hollandalı gibi gösteren bir alçak. Ne olduğu, neye hizmet ettiği belli değil. Birazdan Ebu Talib'e de geleceğiz. Onun gibileri var çünkü. Onlar... Evet. Yani o tabii buna özgü bir şey değil. Yani bu buna özgü bir şey değil. Yani şey. Bu kendi var. Irkından, etnisitesinden evet. utanan faşisten, yani ırkçı faşisten daha ırkçı faşist daha olan yani. Bir takım yaratıklar var. Rotterdam Belediye Başkanı Ebu Talib, Ahmet Ebu Talib de bunlardan biri. Hakikaten vahim bir durum. Bununla ilgili evet. bir şey söyleyeyim. Bak şimdi bu tabii bir faşist karşındaki hakikaten ırkçı, yani açık açık başka halklara, farklı halklara hakaret eden bir faşist. Evet. Irkçı birisi. Ama oradaki asıl tehlike, batıdaki, Avrupa'daki asıl tehlike merkez siyaset yapanların bunların kapsam alanına girmesi. Mesela Rutte Başbakan'ın şöyle evet. bir lafı var. Diyor ki çok kültürlülükten nefret ediyorum. Enteresan. Yani bunu Rutte mi dedi bunu? Ben o lafı bir Türk siyasetçi aktardı. bunu söyleyen şu andaki Hollanda Başbakanı. Çok kültürlülükten yapıdan, nefret ediyorum. Evet, demiş. Çok kültürlü yapıdan nefret ediyorum. Çok kültürlü yapıdan hoşlanmıyorum. Vahim. Ters bir şey. Çok vahim bir şey. Yani o kadar bu faşizm yükselişi demek ki öyle bir noktaya gelmiş ki yani o dediğim gibi merkez sağ siyaset denilen ya da işte liberal demokrat dediğimiz kesimleri bile etkilemiştir. Yani onların içindeki de faşizmi açığa çıkarmıştır. Bence asıl tehlike burada. Ya bunu... Peki bir daha verelim bu görüntüyü arkadaşlar. İstiyorlar seyircilerimiz. Bir daha verelim bu yiğite. Sesli olarak verelim.
Evet, adını bağışla bana yiğidim derler ya, tam öyle hakikaten. Meneer Wilders, de orde in Rotterdam werd hersteld door een Nederlander die van u geen burgemeester mocht worden. Ahmed Abu Talib, omdat hij twee paspoorten heeft. En meneer Wilders, het enige wat u heeft gedaan, 20 jaar Kamerlid, 10.000 boze tweets, nul oplossing. Ik begrijp wel dat meneer Poetin zo enthousiast is over u en over uw grote vriendin mevrouw Le Pen. Ik begrijp het wel. Voor mij enthousiast? Want wat u doet is verdeling. U verzwakt Europa, u verzwakt Nederland, u wil dat Europa verlaten. U verdeelt, u verdeelt, u verdeelt en meneer Poetin is degene die straks heerst. Maar als het gaat over een bijdrage aan Nederland, kunt u heel wat leren van de Nederlanders met een moslimachtergrond die ons militaire uniform dragen. Van de Nederlanders die nu met de burgemeestersketen de orde herstellen. En als er raddraaiers zijn, dan moeten ze worden aangepakt. Maar ik zal nooit accepteren dat de verpleegkundige in het ziekenhuis met een hoofddoek die mensen liefdevol verzorgt, door u beledigd wordt. Ja, die horen bij Nederland. Dat is mijn Nederland. Want Nederland is van ons allemaal en iedereen die zijn best doet. Iedereen die meedoet. Iedereen die door u beschimd wordt, ja, heeft meer fatsoen in zijn pink dan u in uw hele fractie, inclusief Dion Graus. Ja. Şimdi bence orada PVDA'nın bir bayrağını gördüm. Ve bu Özgürlük Partisi'nin... bu PVDA'nın başkanı olabilir. PVDA hükümet ortağıydı, İşçi Partisi. Hollanda'nın İşçi Partisi. Onun lideri olabilir, bilemiyorum. İşçi Partisi de problemli partidir de. Çok problemli de. İşçi Partisi bugün, işte bu parti yani PVDA 33 milletvekiliyle hükümet ortağıydı. 38 milletvekiliyle hükümet ortağıydı. 29'unu kaybetti. 9 milletvekiliyle düştü. Çünkü PVDA, bu hükümet ortağı parti, PVDA ırkçı ve ayrımcı bir çizgiye dönüştü. Evrildi. Yani aynen bu Rutte'nin partisi. Denk oradan ayrılıyor. Denk oradan ayrıldı. Denk oradan ayrılıyor. Niye ayrılıyor? İşte bu ayrımcı politikalardan dolayı. Ve oradan ayrıldı ve 3 milletvekili çıkardı Türkleri. Daha doğrusu o Tunahan Kuzu ile Selçuk Öztürk 2 milletvekiline onlar kovmaya kalktılar. Onlar ayrıldılar oradan. Ayrılınca kendi partilerini kurdular. İşte bu eski bir video olabilir. İşte nereden nereye gidiyor? Çünkü bir yerde bir ülkede faşizm güçlenmeye ve sesini çok çıkarmaya başladığında ve bu giderek toplumda belli kesimlerde etkili olmaya başlayınca Mahmut zaten hani sıradan faşizm diye film vardı. Sıradan orada da gördüğümüz gibi insanların insanların hayatına girmeye ve etkili olmaya başlayınca ve giderek körüklenince, çatışmalar körüklenince, saldırılar körüklenince insanlar artık bunları görmek istemiyoruz demeye başlayınca bir takım kesimler giderek diğer partilerde ona benzemeye çalışıyorlar. Rutte'nin yaptığı da bu. PVDA'nın yaptığı da bu aslında. Evet. Yani işte bu PVDA'nın partisi, PVDA partisinin lideri muhtemelen bu adam. Çünkü kulağında da kulaklık var. Bir karşılıklı tartışmaya çıkılmış belli. Şimdi bak eski bir videodur muhtemelen bu. Bunu söylüyordu bu adam. Demek ki bu noktadan nereye gelmiş yani? Bunun tam tarihini bilmiyoruz. Belki de onun içinde de böyle yani şöyle söyleyelim. Bu ama Wilders'la yani tartışmaya çıktığına göre partinin lideri olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Yani şimdi o Sosyalist Parti'nin, İşçi Partisi'nin içindeki her şey parti yönetiminin düşüncesini taşıyor anlamına gelmez. Daha demokrat tipler vardır. Kesin yani. Ben şöyle düşündüm. Bizim yani bir CHP içerisinde demokrat tipler ne kadar var tam emin değilim ama her partinin içerisinde farklı düşünen, ötekini bir biçimde kabullenen isimler vardı. Bu da öyle olabilir. Ama bunun söylediği şey, çarpıcı olan bir şey daha var. Hı hı. O Lahi Adalet Divanı değil mi? O karar çıkardı başörtüsüyle ilgili. Evet. Şimdi bak, bu ona da bir cevap aslında. Evet. Yani sadece burada faşist bir partinin tepkisi değil bu yabancılara karşı. Ya da işte başörtüsünden söz ediyor. Şimdi buna karşı bir karar verilmiş. Bir karar verildi Mahmut. Bence karar çok verildi. Çok vahim bir karar. Çünkü bu karar aslında topyekun alınmış bir karar. Bir ortak karar. Yani ortak şimdi karar yani. Almanya ile Avrupa Birliği Donald Tusk açıklama yaptı önceki gün. Dedi ki Avrupa Hollanda'dır dedi. Yani Türkiye'yi suçladılar. Ve Fransa ile Almanya'da Hollanda'yı destekleyeceklerini karar verdiler ve Türkiye'yi suçladılar. Ve Erdoğan bunun teşhisini koydu. Verelim Türkiye Gazetesi'nin manşetine arkadaşlar. Manşet şu. Hilal Haç kavgası başlattılar dedi. Evet. Aslında başlatılan bu bence. Hilal Haç kavgası. Şimdi bunu söylemiyorlar tabii ki. Ama bu başörtüsü kararı ve ülkelerinde işkenceye uğramış ve ülkelerinde savaşın mağduru olmuş insanlara
Avrupa Birliği ülkeleri vize vermek mecburiyetinde değildir kararı. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci anlaşması, imzaladığı mülteci anlaşmasına da aykırı bu karar aynı zamanda. Bu kararlar aslında bir şeyi gösteriyor. Bence bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor. Şimdi burada da şöyle bir şeye düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Aslında bu tabii bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Bak bunun asıl teorik temeli 90'larda atıldı. Yani Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte hatırla o günleri işte medeniyetler çatışması üzerinden bir düşman tespiti vardı. Şimdi bu bir öngörü fütürizmin şeyi gibi görülebilir ama bence bu küresel emperyalizmin bakın dinler üzere savaşların hepsine bir kılıf vardır. Paylaşım savaşıdır bu. Çıkar savaşıdır. Dünya inanılmaz bir uçurum yaşanıyor. Yani şöyle gelirler arasındaki farkı var. Dün Ardan Zentürk'te vardı. Dünyanın her ülkesindeki %1 zenginliğin dünyanın %52 zenginliğine sahip. Korkunç bir %99'u %48'i paylaşıyor. Dehşet bir şey bu. Bir rakam daha vereyim sana bu açıdan. Yani bir nereye geldiğimiz açısından. Şimdi bu finansal kriz tartışılırken şöyle bir rakam verildi. Yani dünyadaki üretim yani reel sektör üretimi $70 trilyon. Peki fiktif ne kadar? $700 trilyon. Evet. Yani olmayan para. Olmayan para. Evet. Şimdi böyle bir kapitalist sistem var. Zaten kavga da Trump'la o olmayan evet. parayı yönetenlerin evet. arasındaki kavganın kavga. Sebebi de bu zaten. Evet, bu. Yani o Trump olmayan parayı ortadan kaldırmak ve gerçek parayla evet. iş yapmak istiyor. Şimdi burada iki gelişmeyi birden söyleyeceğim. Yani bir 90'lardan beri İslam coğrafyasını düşman eden bir akıl onun bugün Avrupa'ya yansımasını görüyoruz. O aklın ürettiği fikirlerin karşılık bulduğunu görüyoruz. Yani bir düşman arıyor. Türkiye ile özdeşleşen yanı da hem İslam coğrafyasının temsil gücü olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaynaklanan hem de Türk gerçekliği orada başka bir şeydir. Yani evet. Bir de var. Şimdi buradan dolayı da bir Türkiye fobi ile İslam fobi örtüşüyor. Ama aynı zamanda dediğim gibi bizim bölgemizi de kapsayan bir dünya paylaşım savaşı sürüyor. Evet. Şimdi buna da kılıf bulmaları lazım. Böyle bir din kılıfı da bulabilirler. Öyle de evet, öyle bulabilirler. Bence de bulabilirler. Şimdi şimdi bir video daha var da ona yer verelim istiyorum. Daha üzerinde konuşalım. Biraz önce Avrupa Birliği'nin Verhoeven'ın sözlerinden yola çıkarak eşit ilişki beklemek gerekir, eşit ilişki kurmak gerekir diyor Verhoeven, Avrupa Birliği eski komiseri, ilişkilerden sorumlu eski komiseri. Artık Türkiye'ye garanti vermeli diyor. Ama Avrupa Birliği artık Türkiye'yi istemiyor bence. Bence de istemiyor. İstemiyor ve istememesinin çeşitli nedenleri var. Aslında bütün bu başörtüsü, çok kültürlülük, bilmem ne falan hepsi bunlar birer bahane. Yani bunun asıl nedenini Hollanda'da işte çıkan krizden sonra ve tam bugünlere denk gelen bir programda görebildik. Schiphol Havalimanı ile ilgili olarak Hollanda televizyonunda yapılan bir programda getirelim onu ekranlarımıza. 2-3 günden beri televizyonlarımızda dönüyor bu. Dönüyor. Evet, bu çok program. Anlamlı, çok enteresan. Ben şaşkınlıkla izliyorum. Bu kadar itiraf. Açık itirafı şimdiye kadar hiç duymamıştım aslında. Şimdi gezi olayları sırasında... Bizimkiler söyleyince sanki komplo teorisi evet, gibi geliyor. Evet, komplo teorisi gibi geliyor ama gezi olayları sırasında biliyorsun gezi olaylarını başlatanlar Taksim platformu Tayyip Erdoğan'la görüştüğü zaman ağaç meselesinden çıktığı iş birdenbire 3. havalimanını yapma ve 3. köprüyü yapmaya dönüştü. Yani inanamadık yani bu nereden çıktı neden? Der gibi. Ama işte bunun nedenlerini görebiliyoruz. Hem Frankfurt tehlikeye giriyor ama Hollandalılar Schiphol tehlikeye giriyor diye. Onu verebilir miyiz arkadaşlar birazcık? En Schiphol heeft steeds meer last van de concurrentie uit de golfregio. De formule waarmee Schiphol groot is geworden, wordt daar gekopieerd en dat raakt de Nederlandse luchtvaartsector. Astrid, jij hebt de gegevens over deze zaak. Schiphol verwerkte vorig jaar 55 miljoen passagiers. Dat is veel meer dan je eigenlijk van een klein land als Nederland zou verwachten. Zo'n 40% van de reizigers komt dan ook uit het buitenland. En gebruikt de luchthaven alleen maar om over te stappen. Deze transferpassagiers zijn het geheim van het succes van Schiphol. De afgelopen decennia werd in nauwe samenwerking met de KLM en de overheid een systeem ontwikkeld waarin Schiphol de rol speelt van een superknooppunt, een hub. Dat Schiphol een belangrijk knooppunt is in het internationale vliegverkeer, dat is goed voor de BV Nederland.
Andere landen hebben dat inmiddels ook door en ontwikkelen hun eigen superknooppunt, zoals het rijke Dubai. Het golfstaatje, met maar 2 miljoen inwoners, vervoert via haar eigen hub in de woestijn inmiddels meer passagiers dan Schiphol. En er zijn meer luchthavens in de regio met grote plannen. Dankjewel, Astrid. Ja, zoals Istanbul bijvoorbeeld. De luchthaven daar streefde vorig jaar Schiphol al voorbij in het aantal vervoerde passagiers. En inmiddels wordt bij de Turkse stad druk gebouwd aan een derde megaluchthaven die de positie van Schiphol verder kan bedreigen. Evet, işte olay bu. Onu devam ediyor şimdi şu anda. İşte göya bu fotoğraf çekilmesi yasakmış da bilmem neymiş de filan falan. Böyle bir gizemli havada yaratıyorlar. İstediğin zaman git fotoğraf çek de inşaat sahasına girmek her yerde bu kadar kolay oluyor mu? İzin alacaksın tabii ki doğalları. Şimdi sebebini rahatlıkla görebiliyoruz aslında. Evet. Yani şimdi tabii bu... Bu programa ulaştırma, Hollanda Ulaştırma Bakanı da bağlamış bu arada. Evet. Şimdi bu daha önce işte 2013'lerde tartışıldığında işte nereden çıkartıyorsunuz falan bu komplodur falan diye. Halbuki şu gerçek görülüyor. Yani şimdi Taksim platformu söylüyor kardeşim diyoruz. Almanya'da söyledi aynı anda diyoruz. O bir tesadüf diyorlar. Taksim platformu ağaçların kesilmesini istemediği için söylüyor. Laf ola beri gele. Yani laf ola beri gele. Şimdi bu tabii öyle bir dünyanın tabii işin bir tarafı da şu. Evet. Dünyadaki dinamizm batıdan doğuya kayıyor. Doğu çok daha dinamik hale geliyor. Bir Çin var, Hindistan var, Rusya var. Rusya var ve Türkiye var. Türkiye önemli. Yani dünyanın Kissinger falan sayıyor bu fütürizm. Yani geleceğe yönelik öngörülerde bulunanlar. İşte Brezilya'da başlayarak 6-7 tane ülke sayıyor. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Hı hı. Geleceğin önemli ülkelerinden biridir. 2030-35 öngörülerinde de Türkiye'nin nasıl noktaya geleceği batılı verilerde söyleniyor. Şimdi havaalanı bu açıdan çok kritik ve önemlidir. Frankfurt'un rahatsızlığı da, Almanya'nın rahatsızlığı da önemli nedenlerinden birisi bu ekonomidir. Ve Türkiye, İstanbul merkezi, Napolyon'un dediği gibi dünya büyük bir devlet olsaydı baş şehri İstanbul olurdu. Şimdi o Napolyon böyle mi demiş? Tabii. Dünya büyük bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Müthiş bir şey bu yani. Şimdi. O yüzden oradan yani pergelin ucunu oraya koyduğunuz zaman sadece 3,5 saatlik alan içerisinde 3,5 milyar insan yaşıyor. İstanbul'un böyle bir avantajı var. Ve bunu Türkiye'nin yeni bu iktidarı, bugünkü son 15 yıl hükmeden iktidarı fark ettiği için inanılmaz bir ulaşıma ağırlık verdi ve yatırım yaptı. Ama ne yapıyor Türkiye? De, sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi negatif bir hava çiziliyor. Hiçbir şey üretilmiyor. Ve batıyla kıyaslamalarımız da hep şöyle. Biz kimiz ki? Nasıl? Nedir ki gücümüz? Niye başkan? Niye deniyoruz falan gibi laflar ediliyor. Halbuki şu gerçeği görmek lazım. Türkiye bırak sadece ekonomik gücünü. Elbette ekonomik gücünün güçlü olması gerekiyor. Ama sadece tarihsel derinliği ve interlandı anlamında çok güçlü bir pozisyonu var ve etkileme gücü var. Hı hı. Şimdi bunu görmüyorsun ama dünya beşten büyüktür dediğin zaman da nereden çıkar? Ne gücün var ki bunu söylüyorsun diye. Halbuki bu bir var ya, dünyanın öteki ucundaki insana bile etkiliyor. Belki biraz sonra Somali'yi konuşacağız. Hı hı. Afrika'yı konuşacağız yani. İnsanlar Türkiye'ye bakıyor, dönüp bakıyorlar. Çünkü hakikaten bu dünyada bir adaletsizlik var. Dünyanın en temel ihtiyaçlarından birisi adalet. Evet. Bunu seslendiren de bir lider yok. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında dünyadaki bu uçurumu seslendiren, siyasi adaletsizliği, ekonomik adaletsizliği seslendiren bir lider yok. Sol bu açıdan dönüp buraya bakması gerekir. Geçmişin bu tür adaletsizliğini, emperyalizme karşı çıkan solun buraya bakması gerekir. Bu arada yeni bir şey daha var tabii. Çin'den, Pekin'den İstanbul'a ulaşacak karayolu bağlantısı. Demir yolu. Demir yolu işte. Demir yolu. O işte müthiş bir şeydir. Kars'tan geçiyor. İpek yolu yani. Kars'tan yani, İpek yolu, evet. Toplam 3 günlük yol 10 saate iniyor. 3 günlük. Ve o nereye gidiyor? İşte Londra'ya ulaşıyor. Londra'ya gidiyor. Şey. 3 günlük yol 10 saate iniyor. Demir yoluyla geliyor. Zaten bir çoğu yapıldı o yolun. Devam edecek. Şimdi bu sene şey açılıyor. Kars, Bakü, Tiflis. Bugün demir açılıyor yolu. Evet. Bu sene açılıyor ki. Bu Kazakistan'a bugün temel atılıyor galiba. Evet, bugün bir şey var. Bugün değil mi? Neyse, yarın şey açılıyor. Çanakkale Köprüsü açılıyor. Evet. Ama bu demir yolu... Çanakkale Köprüsü'nde imza töreni dün yapılıyor. Bu demir yolu bence bu yüzyılın en önemli mucizevi şeyi olacak. Hattı i̇şte olacak. Tarihi İpek yolu. Evet, yani sonuç itibariyle İpek yolunu devre dışı bırakan neydi? Ümit Burnu'nun keşfiydi değil mi? Evet. Sonuçta. Ama tabii. Şimdi ne oldu? Tekrar tarihi İpek yolu devreye giriyor. Şimdi bütün bunlar tabii insanları belli ölçüde çıldırtıyor ve Avrupa Türkiye aleyhtarı kampanyalarını uzun zamandan beri işte arzuladıkları, senin de ifade ettiğin gibi arzuladıkları uydu Türkiye'ye dönüştürebilmek için Türkiye'de darbe üstüne darbe planlanıyor.
FETÖ'cüleri bunun için devreye sokuyorlar. Sen dün bir yazı yazdın. Avrupa FETÖ'yü neden koruyor diye. Avrupa FETÖ'yü işte bu deminden beri konuşuyoruz. Evet, bunun için koruyor. Evet, değil mi? Tabii. Bilinç biraz ben perde şey, arka planına baktığın zaman aslında çok daha kirli başka planları da var. Türkiye'yi parçalama planları. Bir de parçalama açıkça, planları da var. Doğru. Tabii bunu açıkça siyaseten itiraf etmiyorlar. Hı-hı. Ama şöyle bir tercihi farklı zeminlerde dile getiriyorlar. Bir tarafta seküler bir Türkiye, Kürtlerin ayrıldığı bir Türkiye. Hatta muhafazakar kesimi ayıran bir akıl bile var. Evet. Oysa bak bu nedir biliyor musun? Bu son 100 yıldır kapitalist yapının ürettiği bir ideolojidir. Toplumları küçük etniste üzerinden, hatta din üzerinden ayırarak yönetmek. Oysa Türkiye'nin tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde ayırmak değil, birlikte yaşama fikri var. Bundan korkuyor aslında. Türkiye, mesele, etnik meseleyi bile farklı çözmenin, çözmeyi devreye sokan bir akıl var. Oysa Batı, mesela Balkanlarda bunu gördük, küçük küçük devletlere bölerek, ki bu bölgede de 22 devletten bahsediyor hatırlarsan, Amerikalı bazı kirli odakların planlarıdır bu. Evet. Bu bölgeyi bölebildiğin kadar küçük devletlere, mikro devletlere bölerek hem kaos yaratmak hem de kolay yönetmesini sağlamak. Evet. Aslında bunun tabii siyasal sistemle de ilgisi var da onu belki daha sonra. Evet sevgili seyirciler katkılarınızı bekliyoruz. Medya Kritik TGRT'de her kelimenin Medya Kritik baş harfleri büyük. TGRT'de tamamen büyük harflerle. TGRT'de hepsi bitişik. Katkılarınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz. Kısacası sizi bu ekranda görmek istiyoruz. Fotoğrafınızla, yorumlarınızla ve katkılarınızla. Medya Kritik TGRT'de hashtag ile sizi Medya Kritik ekranlarına bekliyoruz sevgili seyirciler. Şu anda bizi seyrediyorsanız hemen telefonunuzun başına ya da bilgisayarın başına geçin ve bize bir mesaj atın ve bu mesajlarınızı da biz ekranda görelim. Okuyalım. Katkılarınızı bekliyoruz. Evet, şimdi özür dilerim. Dedik ki işte 3. Havalimanı dedik. İşte İpek Yolu dedik. Ama bir yandan da öyle şeyler var ki yeni gelişmeler var ki yani tam da zamanlaması inanılmaz oluyor. Amerikalı ünlü aktör Ben Stiller. Vatan Gazetesi'nin manşetini getirelim arkadaşlar. Evet. Ben Stiller bir tweet attı. Bu tweet de tam bu konuda endişe taşıyan herkesi daha derin bir endişeye sevk etti. Sevgimizi taşıyın diyor başlık. Hollywood yıldızı Ben Stiller kıtlık için kampanya başlattı. Türk Hava Yolları'ndan Somali'ye yardım taşımasını istedi. Kampanya çığ gibi yayıldı. Türk Hava Yolları Somali'yi seviyoruz dedi. Tam destek verdi. Evet şimdi Amerikalı ünlü aktör. Amerika'da onlarca yüzlerce dünyada yüzlerce hava yolları var. Ama? Afrika'ya açlık içindeki Afrika'ya yardım için Türk Hava Yolları'ndan yardım istiyor. Neden? Neden? Şimdi bak aslında tabii bu demin dediğim o dünyanın işte ekonomik uçurum yaşaması. Dünyanın özellikle kuzeyinde Afrika'da ve Asya'daki Afganistan'dan başlayıp Somali'ye kadar uzanan hatta bakarsan inanılmaz bir yoksulluk. Oysa doğal zenginlik her şey var. Ya dünyanın geçmiş sömürge zihniyetinin yeni versiyonuyla karşı karşıyayız. Hakikaten dünyanın bir yüzü inanılmaz zengin, öteki yüzü de inanılmaz fakir. Su, içme suyu bulmakta, temiz su bulmakta problem yaşıyor. Peki bu bugüne kadar hatırlar mısın? Yani çok az belki dünyada bazı siyasi aktörler falan o bölgeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında o bölgeye gidip riske girerek, bak Somali'ye kaç kez gitti, riske girerek o halklara elini uzattı. Evet. Bugün Türkiye'de sadece temiz su bulmak için onlarca kuyu açıldı. Yani Türk devletinin AFAD'la Afrika'da birlikte, değil mi? Diğer kuruluşlarla birlikte Afrika'da onlarca kuyu açıldı, onlarca hastane yapıldı. Yüzlerce. Yani şimdi ben biliyorum, kendi programlara da davet ediyorum zaman zaman bu tür doktorları. Şimdi sınır tanımayan doktorlar diye dünyada doktorlar var. Türkiye'de sınır tanımayan öyle doktorlar var ki bundan kimsenin haberi yok. Ve gidiyorlar orada. Yani 10 tane doktor. Ben bir tanesini bir grubu biliyorum. Bayrampaşa'da devlet hastanesinin doktorları vesaire. Gidiyorlar orada. Bir ay kalıyorlar.
5.000, 6.000, 10.000 katarak ameliyatı yapıyorlar. Ondan sonra muayene ediyorlar. Kadın hastalıkları konusunda uzmanları var, göz doktorları var, iç hastalıkları var vesaire vesaire. Bir sürü doktorlar inanılmaz muayeneler yapıyor, tedaviler yapıyorlar. Bu arada keçi veriyorlar. Keçi en çok bol süt veren, çok bol yavrulayan, çok çabuk büyüyen bir hayvan. Çünkü hayvan sahibi olmak çok önemli. Bir de kuyu açıyorlar. Afrika'da yağmur var, su yok dediğin gibi. Evet. Ve bütün bunları ve hiçbir şey istemiyorlar. Ya yani bütün bunları yapan Türkiye onlardan bir şey istemiyor. Ama öbür beyaz adam gelmiş, hiçbir şey vermemiş ve her şeylerini almış. Evet. Diyor ya sonunda bir tek İncil kaldı bize diye. Evet. Yani her şeyimizi aldılar, bir tek İncil kaldı. Şimdi bu Afrika'nın bu şeyi değişiyor. O yüzden de mesela sanıyorum 34 ya da 44 ülkeye ya Türk Hava Yolları uçuş yaptı. Evet. Türkiye'nin sanıyorum 2002 civarlarında büyükelçi ya da konsolosluk sayısı çok azdı Afrika'da. Çok azdı, evet. Şimdi inanılmaz rakamlara gelmişti. Yani bu yeni bir dünyadaki önemli siyasi aktörlerden birisinin Türkiye olacağını gösterdiği gibi Türkiye'nin kurduğu ilişki de yeni bir ilişki. Yani sömürgeci olmayan, emperyalist olmayan, karşılıklı güvene ve nedeni çıkara dayalı bir ilişki. Şimdi bu dünyanın alışık olmadığı, o kapitalizmin ya da emperyalizmin alışık olmadığı bir ilişki. Ben size sana bir şey söyleyeyim. Bence bu çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız yani, ediyor bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani işte şöyle deniliyor işte diktatör olacak o yalan. Bunları onlar da biliyorlar. Halbuki bir tek şeyden korkuyorlar. Dünyadaki bu kadar etkileyici olmasından. Yani İslam coğrafyasında etkileyici olduğu tamam kabul ediliyor ama sadece orada değil. Bu mazlum dünyada çok etkileyici olmasından korkuyorlar. Çok, bu yüzden çok. Yani bunu çok hani mazlum da dünyayı uyandırıyor. Evet, yani çünkü artık böyle bir devletin varlığından haberdar olanlar öbür kolonyalist sömürgeci zihniyeti artık istememeye. Evet, isteme. Böyle de varmış demeye başlıyorlar. Değil evet. mi? Şimdi işte bu kafanın yani bu ülkelerin bir kısmında da birçoğunda da FETÖ vardı şimdiye kadar. O ilişkileri FETÖ bloke ediyordu. Türkiye'nin o ülkelere evet. ulaşımını halen bloke ediyor. Halen de ediyor. Yani. İşte o ilişkilerin sebebiyle yani o okullarda, oralardaki okullarda yetişen bir takım adamları FETÖ'nün nasıl devşirdiğini onu atlamadan söyleyelim Mahmut. Rotterdam Belediye Başkanı da görebiliyoruz. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Ebu Talip. Evet. Değil mi? Faslı. Şimdi bunu Yılmaz Özdil'le Ahmet Hakan bayıla bayıla evet. sen oraya bakanını gönderdin ama seni de kesen Faslı dedi. Şimdi benim dünkü yazımda şey vardı, Mişnikler vardı. Mişnikler, anlattım ben bunu yazımda da belki sen benim yazımı okumamışsındır. Mişnikler Almanya'da Nazi döneminde Almanya'da yaşayan yarı Yahudi Almanlar, Mişnik deniyordu onlara. Ve onlar onlar arasından 120 bin civarında vardı bu Mişnik sayısı. Onlar arasından Naziler çok çıktı. Nazi subaylar, generaller çok çıktı ve Hitler onları yarı Yahudi, yarı Nazileri, yarı Almanları kullandılar. Kullandılar ve bir kısmı da Yahudiydi. Gerçek tamamen Yahudiydi. Ve Polonya'yı bombalattılar. Temerküz kamplarına Yahudileri gönderirken onları kullandılar. Siz farklısınız dediler ona. Sonra bir gün Hitler karar verdi 1940'lı yılların başında. Siz dedi Ari ırktan değilsiniz. Hepsini ordudan attı ve o Mişliklerden, temerküz kamplarından kurtulan çok az oldu. Çok az. Şimdi Ebu Talip gibileri de onlar gibi. Onlar gibi. Aslında yani. FETÖ'cülerin bizzat değil, kendileri de onlar gibi. Kendileri de onlar gibi. Evet, kendileri de onlar gibi. O alçaklar, o geri zekalılar bir gün o ırkçılar asıl nefret ettikleri Türkleri onlar sayesinde gönderdikten sonra, tırnak içine temizledikten sonra gelin bakayım diyecek arkadaşlar. Gelin. Kendi siz de onlardan farklı değilsiniz diyecekler. Kendi etnisitesine, kendi dini eksenine neyse ona ihanet eden tiplerdir. Bunlar. Evet. Kendisi eden. Olan tipler değil. Değil. Evet. Ötekine benzeyen tiptir. Evet. Böyle onu bak ikisi de insanlığın geleceği açısından tehlikelidir. Yani ona sahip çıkmak da onu kimliği kendi kimliği de kabul etmemek de o kendi kimliğinden çıkmak da doğal yani doğal bir şey değildir ve hakikaten insanlığa zararlı bir şeydir. Evet. İşte evet dünkü yazımda arkadaşlar ekrana getirmişler ama şimdi işte bu Ebu Talip nasıl devşirilmiş bunu öğrendik.
Şimdi ve şaşırıyor muyuz bunlara? Bu bilgileri şaşırmıyoruz. Akit'in manşetini getirelim arkadaşlar. Muazzam bir haber bence. Evet. Yani bu bilgi aynı Prit Bahara gibi. Yani Prit Bahara'nın Rıza Zarrab soruşturmasını yürüten o alçak şey, savcının evet. FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktı ya. Bu FETÖ'cüdür mutlaka dedik. Herkes bize linç etti. Yok dedi, çıktı gerçekten de. Her şeyi FETÖ'ye bağlıyorsunuz. Her şeyi FETÖ'ye. Çıkıyor işte bir tane evet. daha. Ve bu adamın Ahmet Ebu Talib'in Hollanda'daki Rotterdam Belediye Başkanı'nın vur emri FETÖ'cü alçaktan diye çok güzel atmış. Ebu Talib yapılanmanın bürokrasi ayağında görev alan belediye meclis üyesi Zeki Baran'la birlikte ödül töreninde görülüyor. Herif FETÖ'cü. Mevlüt Çakı, Zeki Baran, Mehmet Kabakyar hepsi bunlar FETÖ'cüler. FETÖ'cülerin önde gelenleri. FETÖ yapılanmasıyla yoğun irtibatı bulunduğu 2009 yılında Rotterdam'daki yerel seçimler öncesi FETÖ'den ciddi miktarda finans desteği aldığı belirlendi diyor haberde. Ebu Talib örgütün Hollanda'daki finans ve bürokrasi yapılanmasında aktif görev yapan FETÖ'cü Hogiaf eski başkanı Mehmet Kabakyer. Hogiaf evet bunu okudum. Bir iş adamları derneği. Zeki Baran ve Mevlüt Çakı ile sık sık bir araya gelmişler. Örgüt tarafından Türkiye'ye getirilerek kapatılan Gazeteciler Yazarlar Vakfı, Zaman Gazetesi ve diğer FETÖ kuruluşlarında ağırlanan Ebu Talib, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'nun randevu talebini de kabul etmemişti diyor gazete. Çok güzel bir habercilik yapmış. Evet. Akit Gazetesi tebrik ediyorum. Hakikaten bu adamın iç yüzünü ortaya koydu. Yani niye böyle davranıyor diyorsun, altından arkasından çıkıyor. Arkasından bu çıkıyor. Evet, evet yani enteresan bir ya. Bir televizyonda ben şeyi söyledim. Yani FETÖ'cüler de Müslüman. Evet. Yani kendi halkına ihanet eden, kendi halkını evet. bombalayan, kendi halkının meclisine bomba atan bir akıl. Müslüman. Müslüman olması bir Müslüman şey. Olduğunu söylüyor. Söylüyor. Sadece söylüyor. Aslında Müslüman falan değil. Evet. O tamam devşirmedir. Yani onlara hizmet eden, demin dediğim uydunun ayakla şeyleri, paravanlarıdır. Başka evet. hiçbir şey değil. Evet. O belediye başkanı da onun versiyonudur. Yani sonuçta hani Müslüman olmasıyla ötekini kabullenmesi arasındaki farkı görmüyorlar. Müslüman olabilir. Evet. Ama her kendini Müslüman addeden adamın Müslüman gibi davranacağını kim söylüyor? Evet. Evet, gerçekten hani, öyle. Bu FETÖ olayı hakikaten orada da bu türden ilişkiler de çok etkilidir diye düşünüyorum. Çok çok etkili. Şimdi Viyana'daki Türk gencini de getirelim arkadaşlar. Çok enteresan bir video o da. Viyana'da bir Türk genci var. Aynı zamanda gazeteci ve UETT temsilcisi de Viyana'da. Şimdi bir televizyon programına çıkıyor. Ve televizyon programında da karşısında soru soracak bir takım seyirciler var. Bir tane gençten bir FETÖ'cü. Bir soru soruyor. Daha doğrusu soru sormuyor. Şimdi FETÖ'nün ne yapmak istediğini Avrupa'da ve Avrupa'nın nasıl bu yapılmak istenen şey konusunda FETÖ'yü bir işbirlikçi olarak kullandığını burada görüyoruz. Çünkü FETÖ ve Avrupa Birliği UETT gibi etkili, DİTİB gibi etkili kuruluşları Türkiye ajanı olarak tanımlayıp onların faaliyetlerini durdurmak istiyor. Bunun için de FETÖ'cüleri kullanıyor. FETÖ'cüler İhbarda bulunuyor. Diyor ki işte bizi mimliyorlar, bizi fişliyorlar diye ihbarda bulunuyor. Onlar ihbar ediyor, işbirliği yapıyorlar. İhbar ediyor, onlar da ihbarı esas alıyor. Toplantılarını yasaklıyor. Soruşturma başlatıyor vesaire. Çünkü kendi ajanı. Kendi ajanı çünkü. Yani kendi ajanını kullanıyor. Ciddiye alacak yani. Ama çok enteresan bir video. Evet. O videoyu izleyelim. Türk muhabir çok çarpıcı bir şekilde o namussuz herife rezil ediyor. Das in den nächsten Tagen bei der BVT auch ganz näher erläutern und ich kann hier jetzt keine Namen nehmen, wo ich gut, diese Listen gesehen habe. Oder? Das heißt Spitzelvorwürfe. Aber warte, ist eigentlich nichts Neues, Herr. Schauen Sie, Sie haben sich in die Knie geschossen jetzt. Ich sage es Ihnen oft wienerisch gesagt. Ich bin gleichzeitig ein Journalist. Wissen Sie, wer mich letzte Woche angerufen hat? Ihr Vater hat mich angerufen. Bei der UETT hat er angerufen, retten Sie meinen Sohn. Dieses Telefoninterview habe ich. Laden Sie mich ein zu Ihrer Konferenz und ich werde dieses Interview dort zeigen. Er hat gesagt, dieser Mann-Zeitung hat meinen Sohn entführt. Also seelisch entführt, nicht falsch. Ja, Sie können lachen. Ich habe das Interview live. Ich werde das in... Oh, Zaman ve... FETÖ, Fethullahçılar benim oğlumun beynini yıkadı diyor. Ve tutuyor A Haber muhabirini arıyor ve röportajı da var elinde. Şimdi şu gülüşe bakar mısın? Evet. Yani tam kadınsı
ve böyle Türk filmlerinde hani Suzan Avcı tarzı fanfatal kadın tipleri vardır ya. İşte bu edayla gülüyor. Sahte, alçakça, samimi şerefsizce. Samimi, samimiyetsiz. Samimiyetsizlik yani. Akıyor. Evet. Pislik böyle suratından akıyor aşağıya doğru. Böyle bir rezalet bir şey ama tabii rezil olmaktan kurtulamıyor tabii ki. Yani işte bunlar böyle. Avrupa'da yapılmak istenen bir şey de bu galiba yani, değil mi? Yani Avrupa'da tabii şöyle bir şey işe geçme var. Bak. Hem Almanya'da hem Brüksel, merkez Brüksel inanılmaz bir güç destek veriliyor. Niye veriliyor? Çok bellidir. Yani FETÖ'nün ayakta kalmasına açık açık meydan okuyorlar. Bugün Türkiye'de darbe yapan insanlar gidip Almanya'da yani sığınma hakkı istiyorlar ve veriyorlar. Yani bir açık bir savaş, demin dediğin işte bir, bu kavganın açığa çıkmış hali. Açık açık da FETÖ'ye destek veriyor devletler. Yani evet, evet. Açık açık FETÖ'ye destek veriyorlar. Bu arada Tillerson Türkiye'ye geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor. Enteresan bir ziyaret, bir ani ziyaret gibi görüyoruz. Evet, buradan da şu şeye geçelim diyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar çok sıkıştırıyor. CHP'lileri de vatandaşlar çok sıkıştırıyor ama bu arada CHP'nin de bu demokrat cilası dökülüyor. Cem Özdemir'le niye el sıkıştın diye. Onun videosunu hazırladık mı arkadaşlar? Videosu var mı? Video yok değil mi? Cem Özdemir'le niye buluştun, fotoğraf çektirdin, el sıkıştın diye bir vatandaş soruyor. Vatandaşın CHP Genel Başkanı'nın danışmanları yaka paça dışarıya atıyorlar. Hani demokrattın sen? Yani hani söz söyleme özgürlüğüne saygılıydın. Atıyor. Tıpkı işte Giresun'daki Bulancak ilçesinde okey oynayan iki tane adamı ıstakalarla dövmeleri gibi. Yani niye? Verdikleri broşürü almadı diye. Almadı. CHP'li yani. Milletvekillerin dövmesi gibi. Şimdi ya burada tabii çok büyük sıkışma yaşıyor Kemal Bey. Yani evet. Niye yaşıyor? Şimdi düşünün yani Cem Özdemir'le geçmişsin, ilişki kurmuşsun, bir ilişki var. Zaten vatandaş diyor ki yani bu adam diyor vatandaşın düşüncesi o. Ermeni soykırımını biz tanıyoruz. Türkiye Ermeni soykırımı yapmıştır ve Almanya'da da bunun etkili olması için savaşmıştır bu adam diyor. Sen bununla niye el sıkışıyorsun diyor. Şimdi vatan haindir bu herif diyor. Şimdi sorusu bu adamın. Beğenirsin, beğenmezsin. Ama verilen tepki çok kötü. Evet yani çok kötü. Yani bir de hani dikkat et orada çok da fazla anında tepki de koyamıyor. Biraz düşünüyor falan diye. Düşünüyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü zor bir süreç. Yani hakikaten CHP 2013'ten bu tarafa hani 17-25 Aralık darbesi de dahil. Bugün birçok şey söylüyorlar ama o darbe sürecini hatırla FETÖ ile iç içe geçtiler. Evet. Türkiye aleyhleri kim varsa, Tayyip Erdoğan düşmanı kim varsa herkesle ilişki kurdular. Şimdi bunu tabii şimdi savunmak... Onları ciddi şekilde ne derler, ayarlarını bozmuyor mu? Bu kadar FETÖ'cülerle iç içe geçmek CHP'de rahatsızlık yaratmıyor mu? Çok enteresan bir şeydir. Mahmut. Bak şöyle bir şey var. Bence ben şöyle düşünüyorum. Tayyip Erdoğan düşmanlığı o kadar gözlerini karartmış ki artık düşmanın düşmana dostun üzerinden böyle bir yaklaşım pervasızlaştırıyor onları diye düşünüyorum. Yani sonuçta hani bir taraftan AK Parti'yi geçmişe yönelik eleştiriyorlar. Tamam doğru. Evet. AK Parti FETÖ ilişkisi anlamında. Halbuki FETÖ kimliğinin, kirli kimliğinin ortaya çıkışından sonra sen ilişki kurmuşsun. Evet. 17-25'ten sonra kurmuşsun. Çok daha vahim bir şey. Evet, vatandaş şimdi diyor ki, yani siz diyor okudunuz mu diyor bu anayasa şeyini diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na okumadığınızı söylediniz diyor filan falan vatandaş sıkıştırıyor da. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun okumadığı ortaya çıktı. O başbakan ve başkanlık arasında bir gerilim olursa ne olacak? Bunu çözebildiği biliyor mu? Hadi söylesin de bunları vatandaşa neden söylemiyorlar diye sordu. Rezil oldu. Onu artık nasıl izah edeceklerini bilemediler de en son boylandı meselesinde bir rezaleti daha var biliyorsun. Büyükelçilerle ilgili. Evet. Şey diyor. Melih Altınok da yazmış. Uyku mahmuru diyor. Soruyor diyor. Kemal Bey diyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Hollanda'ya gittiğinde büyükelçimiz neredeydi diyor. Niye bunlar halka söylenmiyor? Niye bunlar halka söylenmiyor diyor. İşte Kemal Bey diyor üzülerek bildiririm ki Dışişleri Bakanımız bugünlerde Hollanda'ya hiç gitmedi diyor. Şimdi bunu dün Batuhan Yaşar da Türkiye Gazetesi'nde ele almıştı.
Onu getirelim ekranlarımıza. Dün konuşamadık zaman darlığından. Türkiye Gazetesi yazarı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla Hollanda Büyükelçimiz neredeydi diye sordu durdu diyor. Yani cevabını hemen verelim. Getirebiliyor muyuz arkadaşlar ekranlarımıza? Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Sadık Arslan Ankara'daydı. Kemal Bey buradan ekmek çıkar mı? Onun peşinde diyor. Büyükelçi Sadık Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanlığına atandı. Kılıçdaroğlu diş işlerindeki işleyişi bilmediğinden sanırım sanki Hollanda'daki büyükelçilik görevi boştaymış imasında bulunuyor kendince. Yine Kemal Bey'e bir başka not. Büyükelçilik atamaları, görev, devir teslimleri bazen 6 aya kadar uzayabiliyor. Fatih, bu tabii bilmiyor değil mi mesele? Bilmiyor bence Mahmut. Bilmiyor. Bir de danışmanları da bilmiyor. Var. Danışmanları bunu niye bilgilendirmiyorlar diyorlar. Bence danışmanları da bilmiyor Mahmut. Ama şöyle de bir şey var. Yani bu aslında bakın o 18 maddelik anayasaya yaklaşım meselesinde de evet. Türkiye'nin açılım sürecini hatırla. Kürt evet. meselesinde de. Bilip bilmemesini bir tarafa bırak. Bak kafaları bulandırıyor. Evet. Bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi burada bir ülkenin ana muhalefet partisisiniz. Hı hı. En azından bilgi alırsınız. Dersin ki Büyükelçi niye yok orada? Değil mi? Hı hı. Evet. Bunu sorarsınız. Hadi velev ki sormadı. Ama bu soruyu sorulur mu? Burada kafa karıştırıyor. Ha vatandaşa şöyle bir şey söylüyor. Büyükelçiyi büyükelçi gibi görev yaptırtmıyorlar. Cumhurbaşkanına başka türlü hizmet ettiriyorlar. Bu tamamen şey operasyon yaklaşımı. Operasyon yaklaşımı. Ben öyle diyorum. Operasyon yaklaşımıdır. Yani bu başka türlü olamaz. Yani 18 maddeye yaklaştığındaki 18 yaş meselesinde diyor ki milletvekili yapacaksınız. Emekli maaşı vereceksiniz. Oh! Yatacak diyor adam. Böyle bir şey olabilir mi? 65 yaşında emekli olacak. Yalan olduğunu bilmemesi mümkün değil. Yani evet. bilerek algı yaratıyor diye düşünüyorum. Evet. Yani bir operasyonel bir yaklaşımdır. Operasyonel evet. Yani bunun yani yalan olduğunu halk duyamaz. En azından duymayanlar olur. Evet. Duymayanlar çamur olur. Çamur at izi kalsın mantığı üzerinden düşün. Öyle düşünüyor değil ve mi? Ve vatandaşın kafasında soru oluşuyor. Ya hakikaten diyor gence bakar mısın? 18 yaş. Bir defa bir. 18 yaş hepsi 18 yaştan olacak diye bir kural yok. 18 ile 25 arasındaki gençlerden milletvekili adayı göstereceksiniz. Her parti 3 tane 2 tane gösterebilir ihtimal. O toplumsal kesim önemli bir kesim değil mi? Gösterirsin. Ama bunlar şöyle sunuyorlar. Hepsi 18 yaşında. Hepsi 2 sene milletvekili yaptıktan sonra ve büyük çoğunluğu atıyorum. 20 tane sayı da vermiyorlar. Sanki evet. bütün milletvekiller 18 yaşında olacak. Ve diyor ki 2 sene sonra da emekli olacak. Halbuki yani, emekli olsa bile evet. velev ki 18 yaşında girdi. Değil mi? Milletvekili oldu. 2 sene sonra da emekli hakkı kazandı. 65 yaşından sonra hakkı kullanabilir. Evet. Hala SGK'da durum böyle. Bunu sokaktaki insanımıza ya da CHP tabanına. Şimdi bu belki de CHP tabanına inandırıyor. CHP evet. tabanına bir ruh sağlığı bozuldu tabii. Bunların bu yalanları. Bütün bu yalanlar üzerinden ruh sağlığı bozuldu CHP tabanına. Yani her şeye inanıyorlar. Bir vatandaşın bayındaki. Artık ben mesela bunu şundan anlıyorum Mahmut. CHP'lilerle etrafımdaki CHP'lilerle konuşuyorum. Şimdi sürekli bir yalan geliyor tartışmalarımıza. Sürekli bir yalan. Çürütüyorsun bir başka yalan. Çürütüyorsun bir başka yalan. Çürütüyorsun bir başka yalan. İşte Sözcü'nün bugün manşeti nedir? Anlattık. Yalan haber. Sözcü'nün bugünkü manşeti baştan sona yalan. Yani o savcıyla görevden alınmadı. Görevden bir başka yere tayin edildi. Yalan haber. Dün Cem Küçük bunu anlattı burada. Darbeyi önleyen savcı kızağa çekildi. Yalan kızağa çekilmiş değil. Bir başka isim suçlarına getirildi. Bu halkı yaratma. Evet. Yani önemli lan diyor ki bu bunu yapanı hemen görevden alıyorlar. Hükümet evet. üzerinde ya da işte şu andaki mevcut yapı üzerinden bir yalan algısı yaratmak. Yaratıyorlar da kendi tabanları bunu doğruymuş gibi anlatıyor. Şimdi başkanlık yazık mesela ya. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkisi başkanlığın seçilecek yani kabul edecek sistem ki başkanın yetkisinden daha fazla mesela. Şimdi Trabzon'da konuşma yapıyor CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal. O var mı evet. arkadaşlar onun evet. şeyini getirelim. Evet. Haberini getirelim ekranlarımıza. Diyor ki bu kadar yetki peygamberi bile bozar evet. diye bir acayip bir laf ediyor. Peygamberi bile bozar diyor. Yani kardeşim bir de karakter diye bir şey vardır değil mi Mahmut? Şimdi şimdi karaktersiz adamı her şeyi bozar. Her şeyi bozar. Şimdi böyle bir şey dediğin zaman bunu söylemek dilimin ucuna geliyor Mahmut. Yani nasıl dilimin ucuna geliyor? Sen CHP genel başkanı olmuşsun. CHP'ye genel başkanlık yapmak yerine her şeyi yapmışsın. Sevgilini tutmuşsun, milletvekili yapmışsın. Senin uçkurunun bedelini bu millet ödemiş. Milletvekili yapmışsın, ödemiş. Uçkurunun bedelini Kemal Kılıçdaroğlu ile bu millet ödüyor. Değil mi?
Yani seni nasıl bozmuş? Yani bir CHP genel başkanı olmak seni ne kadar bozmuş işte gördüğün yani, gibi. Yani sevgilini milletvekili yaptın. Yalan mı? Doğru. Uçkurunun bedelini millet ödemiyor mu? Ödüyor. Bu belayı Kemal Kılıçdaroğlu belasını senin yüzünden bu milletin başına getirmediler mi? Getirdiler. Ve şimdi bak orada asıl tartışma tabii insan hakikaten yani yalan söylüyorsun demekten de utanıyorum işin doğrusu. Yani bir bu kadar tecrübeli bir siyasetçiye bunu söylemekten hani işin sadece karakter ilgisi yok. Bak yetki konusunda da yalan söylüyor. Yanlış yani yanlış söylüyor diyeyim öyle diyelim. Evet. Yani bu bir defa şu andaki yetkisi sorumsuzluğuyla kıyaslandığında onun 5 katı fazladır. Evet. Bak sorumsuzluğunu da kıyasladığın zaman. Oysa yeni yasayla sorumlu hale geliyor. Hem de sadece meclise karşı soruşturma önergesi açısından, araştırma önergesi açısından değil. Yasal kurumsal pozisyon açısından da, anayasal pozisyon açısından da sorumludur. Şimdi bunu sorumsuz gibi anlatman, şunu yapabilir diye anlatman ne kadar ayıp yani. Ben çok ayıp görüyorum. Yani, bir, iki dönüp bir de geçmişine bak. Hadi senin dediklerine bak. 18 yıl bu partinin başında tek adam olarak kaldın. Evet. Ve kimse seni görevden alamadı. Evet. Delegeler sana karşı çıkanlar insan hepsini, utanır biri ya. Utanır yani bunu İnsan söylerken. Utanır bunu söyleme bari. Yani sen kendin o kadar antidemokratik bir tutum takındın ki. Bir, iki. Yani 2007 yılında kalkıp o meclis kürsüsünden şunu söylemedim. Olma kardeşim olma. Niye? Eşi başörtülüyor diye. Evet. Olma. Evet. Olma diye olma. Bağırdı. Peki hiç mi? Yani 367'yi sorarken soruyu değiştirme falan. Niye? Bugün eğer bir şey tartışılıyorsa senin o gün 367'ye verdiğin destekten dolayı tartışılıyor. O garabetten, o hokkabazlıktan dolayı tartışılıyor. Çok ayıp yani. Şimdi kalkacaksın, 367'de yaptıklarını unutacaksın. Türkiye'yi derin bir krize sürükleyeceksin. Niçin? Hiç şimdi bir tane bir CHP'li arkadaşlar, dostlar dönüp baksınlar. Ne oldu? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı eski geldi, eşiyle birlikte bu ülkede 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ne dediniz sonunda? Kalın bile dediniz. Evet. Nasıl oldu? Yani. Demek ki senin kafanda problem var. Evet. Senin zihniyetinde problem var. Yani dün 2007'yi 367'yi uydurarak Cumhurbaşkanı'nın halkın seçme yolunu sen açtın. Artık bundan şikayet edemezsin. Geri dönemezsin. Bunun raylar yerine, taşlar yerine oturması gerekiyor. Evet. Bunun için hiç bağırmaya çalışmıyorum. Ben bir iğneyi de çuvaldızı batırdıktan sonra iğneyi de kendimize batıracağım Mahmut. Yani bunu artık bir adam yerine koymamak gerekiyor. Evet. Buradan da şunu yani söyleyeceğim. Bunu işte milliyetçi adam, evet. Devlete sahip çıkan adam, ulusal çıkarlarımızı koruyan... Yok ha. Yok değil ha. Yani. Değil. Yok. Geçmiş olsun. Bu da ona bir şey daha hatırlatmak lazım. Türkiye uydu bu yasa, bakın bu yetkilerle donatılmış, meclisi öne çıkartan, halkın iradesini hem yürütmede hem yasamada gösteren bu sistemde Türkiye uydu devlet olmaktan çıkacak. Temel şey bu. Evet. Bir reklam aramız var sevgili seyirciler. Hemen birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, Medya Kritik devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi Mahmut Övür'le birlikteyiz, Sabah Gazetesi yazarı ve Medya Kritik TGRT'de hashtag ile devam ediyor. Katkılarınızı da bekliyoruz. Şimdi Edirne Belediye Başkanı'ndan söz etmiştik sizi. Edirne Belediye Başkanı'ndan çok söz ediyoruz. FETÖ'cü bir takım adamlarla da bağlantılarının, danışmanlık bağlantılarından söz ettik. Şimdi hapiste biliyorsunuz. FETÖ'cülerden bir tanesi. 15 Temmuz gecesi maceralarını anlattık sizlere. Ama işin enteresan yanı bu Edirne Belediye Başkanı Tatarhaniler kabristanında İslam alimi Muhammed Muhittin bin Kutbettin İznik Hazretleri'nin de türbesini düğün salonu yapmaya karar vermişti. Ve biz bunun Türkiye Gazetesi'nde haberleri vardı ve biz bu haberleri sizlere yansıttık. Edirne Belediye Başkanı'nı da aklı selime çağırdık. Sağduyuya çağırdık. Yani dedik ki bu yaptığınız iş değil. Yani bir türbeyi düğün salonu yapıp üzerinde halay çektiremezsiniz, tepindiremezsiniz insanlara. Burada insanlara ait mezarlıklar var, eski mezarlıklar var, tarihi mezarlıklar var. Bunları yok etmeyin dedik. Edirne Belediye Başkanı da bu konuda şöyle bir açıklama yaptı. Eski elektrik fabrikası Tatarhaniler mezarlığının müştemilatıdır. Mezarlık mevzuatına tabidir.
diye bir açıklamada bulundu ve kanuna uygun olduğunu ifade etti. Şimdi Türkiye Gazetesi bir araştırmacı bir gazetecilik yapmış gerçekten de. Belgeleri tek tek sunmuş. Ve ekranda eski ve yeni halini görüyoruz. Evet. Şu anda nasıl evet nasıl dümdüz ettiklerini, türbeyi nasıl dümdüz ettiklerini görebiliyoruz. Şimdi bu şu korkunç bu hale mi gelmiş? Evet evet. Bu hale gelmiş. Bir de oradaki binayı nasıl o iğrenç renge boyattırmış, o da ayrı bir olay tabii ki. Oysa hem tarihçiler hem de Valilik Edirne Belediyesi arasındaki protokol, yapılan protokol, buranın tarihi bir yapı olduğunu, tarihi bir bölge olduğunu hüküm altına alıyor, yani, evet. Tescilliyor. Evet. Artı bilirkişi raporu da var. Tahrir beyannamesi ve çap vaziyet planında merhum Muhammed bin Kutbettin İznik Hazretleri'nin kabrinin anılan belgelere ve mahallinde yaptığımız tetkik ve tespitlere göre öncelikli halen kazı yapılan Kültür Bakanlığı'nca ruhsata bağlanan mahallede plan ve tapu kayıtlarının birebir uygun bulunan 14 adanın 3 nolu parsel hudutları içinde bulunduğu gözlenmiştir diyor. Daha ne desin bilirkişi raporu? Çok enteresan. Bu konudaki belgeleri de, o belgeleri de tekrar sayfadan getirelim arkadaşlar. O belgeler de burada görülüyor. Protokoller hepsi görülüyor. Yine protokolde Edirne Arkeoloji Müzesi tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen sondajla araştırma kazısıyla da kaynaklara geçen bilgiler doğrulanmış. Bu alanın Tataraniler mezarlığı olduğu kesinleşmiştir deniliyor. Şimdi Edirne Belediye Başkanı'nı çağrıda bulunuyorum ben buradan. Tekrar bu belgeleri incele. Aldığın bu kararı gözden geçir. Gözden geçir yani. Ve bu işi yapma. Yani bizim bu çok tartışılıyor. Artık yeter diye ben zaman zaman yazdım yani bir son nokta koysunlar şu şehirler evet. Meselesine. Şimdi böylesine derin tarihi olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani evet. Bu tarihe sahip çıkmak lazım. İşte hangi partiden olursanız olun. Ayrıca yani ülke, o şehrin değerinin artması açısından bunu yap. Evet. Hani bırak inanca saygıyı, başka bir şeye saygıyı, geleneğe, tarihe. Şehrinizin değeri artması, değerinin yani artması. Bütün yani. Tarihi değerler için aynı üzüntüyü evet. Yaşıyoruz biz. Yazık Edirne'de yani. Tarihi kiliseler var. Zamanında yıkılmış, edilmiş. O tarihi sinagog, işte 3 yıl önce bu tarihi sinagog açıldı ve açıldı yaklaşık binlerce insan geldi. Evet. Dünya çapında yayın yapıldı. Yayın ve Türkiye'nin gururu oldu. Gururu değil mi? Oldu. Edirne'deki sinagog. Yani. Edirne'de 4 tane Yahudi aile kaldı sadece oysa. Yani onu da Trakya pogromuyla evet, CHP Trakya iktidarı programı, zaten evet. Sürdü, mahvetti yani mahvetti. O insanları. Ve dolayısıyla da Edirne Belediye Başkanı'nı saygıya davet ediyoruz. Tarihe saygı, dini eserlere saygı, dinsel değerlere, kutsal değerlere saygıya davet ediyoruz. Bunun bedeli çok ağır olur. Bunu da söyleyeyim biraz da ifade edeyim. Şimdi şu konuya da geçelim Mahmut. Melih Gökçek'in iddiasını Hüseyin Gülerce doğruluyor bu arada. Çok enteresan. Yani evet ben şöyle söyleyeyim sana. Yani bunu, aslında tabii o dönemin ruhunu falan hatırlarsan yani yazdığı zamanlar 2013'ün Temmuz'unda yazıyor bunu. Hakikaten böyle bir ruh halleri vardı. Yani evet. Ben onu daha öncesine götüreyim. 7 Şubat sonrası aynı lafları ben de duydum. Yani AK Parti'ye karşı bir hazırlıklar olduğu, bir tavırlar olduğu çok anlamıyorduk aslında. Bu, ne oluyor? Yani bu FETÖ'cülerin bir Bülent Arınç'ı başbakan yapma planları varmış. Hüseyin Gülerce yer, tarih ve isim vererek anlatıyor. Yani adam isim de veriyor. İsim de önemli bir isim. Harun Tokak dedi abi. Bülent Bey'in bundan haberi var mı yok mu? Ona dikkat et. Bir şeye bağlıyor. Evet. Hüseyin Gülerce de iddialı bir şey söylüyor. Diyor ki... Evet, Hüseyin Gülerce Arınç'ı başbakan yapacaklardı diye KJ'ye de attık. Evet, ama şunu da söylüyor. Ya. Yani diyor ki bunu da şuna bağlıyor. Arınç'ın bir lafı var ya. Dur bulamadım onu. Evet. Hani ben cübbemi giyerim. Bu evet. Kadar çok... tabii tabii. Paralelle ilgili dava açılınca... Tabii. Cübbemi giyer çıkarıma da bir şey, bir atıfta bulunuyor. Evet, dedi cübbemi giyer çıkarım dedi yani evet. Sonuçta. Hadi giy çık şimdi. İşte hadi giy çık. Enteresan. Yani o zaman açılan davaların 100 katı şu anda dava var. Hadi giy çık, değil mi? Yani insanlar söyledikleri lafı, tükürdüklerini yalamayacaklar. Şimdi ne olmuş? 2013 yılında ben Erdoğan'ı savunuyordum cemaat içinde diyor cemaat. Hüseyin Gülerce. Erdoğan gitsin AK Parti kalsın planı diye bir zamanda yazı yazdım diyor. Bunun üzerine Fethullah Gülen diyor çok sinirlendi, kimyası bozuldu diyor. Beni ikna etmek için Harun Tokak'ı gönderdi diyor. Erdoğan'ı savunmaktan vazgeçirmek için diyor. Harun Tokak'la buluşuyor bu Hüseyin Gülerce.
Ve Erdoğan aleyhine konuşmaya başlıyor Harun Tokat. Yolsuzluk ve rüşvetin çok arttığını, AK Parti milletvekillerinin de buna tahammül edemez hale geldiğini, artık Erdoğan'ın başbakanlıktan uzaklaştırılmasının gerektiğini söylüyor. Demek ki diyor bir 17-25 Aralık darbesinden haberdardı bu arada diyor. Ve yeni bir hükümet kurulacak diyor. Başbakan da Bülent Arınç olacak diyor. Kabinesi de zaten hazır diyor. 150 milletvekili de buna destek veriyor diyor. Çok enteresan. Yani bu kadar net şekilde bunu söylüyor. Şimdi Bülent Arınç buna karşı çıktı. Bununla tepki gösterdi Melih Kökçe'ye ama Melih Kökçe'ye de Hüseyin Gülerci aktarmış anladığım kadarıyla. Melih Kökçe yani. Hüseyin Gülerci'nin aldığı bilgileri söylüyor. Tepki göstermesine gerek yok. Kendisiyle ilgili plan en azından kendisi haberdar olmasa bile. Olmasa bile. Yani olmasa bile. Burada, ben bundan çok şüpheliyim ama olmasa yani bile. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Gazetecilikte böyle bir şey var. Şimdi Hüseyin Gülerci'ye Harun Tokat gibi herkesin tanıdığı, Yazarlar Vakfı'ndan hep ben de tanıyorum. Hep evet. Tanıdığı. Şimdi birisi bunu söylüyor ve Hüseyin Gülerci çıkıp bunu ya söylüyor. Şimdi burada artık Bülent Bey'in o iftiradır, şudur budur demesi yani. Bir manası yok artık yani. Yok yani şimdi sonuçta. Tersten baktığın zaman da Bülent Bey'in bir sürü açığı var. Yani o demin dediğim sözlerden dolayı açığı var. Hı-hı. Bu biri de yani Hüseyin Bey'in yaşadığı bir süreci anlatıyor. Evet. Geçmişte ben de bir iş adamıyla yaşadım. Bana da aynen şu lafları söyledi. Hı-hı. Bu AK Parti uzun ömürlü gitmeyecek. Biz Ergenekon'a karşı savaşıyoruz. Onlar parayı götürüyor. Biz, ben ona karşı şunu demiştim. Evet. Ya siyaset, yani siz sosyoloji mi kazanacak, siyaset mi? Bu noktaya gelmiştik. Sosyolojide yoksunuz. Evet. O yüzden siyasette de kazanabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz ama siyasette de yapamıyorsunuz diye evet. Konuşmuştuk. Öyle. Abdullah Gül'ün de Cumhurbaşkanlığı'nın artık bitme aşamasına geldiği dönemde de Nazlı olacak. O zaman evinde, köşkünde partiler veriyordu ya. Yazarlardan oluşan bir ekibi çağırdı. İçlerinde ben de vardım. Yani yaklaşık 10-15 yazardan oluşan bir ekip etkili yazarlar olarak düşündü. Ve çağırdı. Ben de gittim. Ve Hüseyin Çelik de gelmişti. İlginç olan oydu. Ve yazılacak ağzındaki baklayı toplantının sonunda çıkardı. Yemek yenildi bilmem ne filan. Sayın Erdoğan artık başbakanlığı sürdürmesin. Cumhurbaşkanı olsun. Abdullah Gül de başbakan olsun. Başbakan. Evet. Yani Erdoğan'ı yani mutlaka böyle uzaklaştırmak evet. Ve yerine bir başka ismi getirmek, icraatın başında etkili bir ismi getirmek istiyorlardı. Ve bu yüzden bunun kamuoyunu oluşturmak için de bizleri çağırmışlardı. Ben tabii patavatsız ve ağzıma geleni söylediğim için Abdullah Gül'ün asla başbakan olamayacağını söyledim ama Nazlı Ilıcak'ın olmaması gerektiğini söyledim. Çünkü o yumuşak görüntüsünün altında son derece agresif ve sinirli bir yapının olduğunu, onun kürsüden inip Baykal'ın suratına belge fırlatan Abdullah Gül'ün hakikaten başbakan olarak icraatını merak etmediğimi söylemiştim. Erdoğan nasıl sinirlense bile hiçbir zaman bunun bu yaptığını yapmamıştır ve yapmaz dedim. Yani kontrolüdür dedim. Evet. Ve Nazlı Ilıcak ve Hüseyin Çelik'in yüzü görülmelere değerdi bunu söylediğim zaman. Neyse bu yani da bir antiparantez olarak söyleyeyim. Hatırla bütün bak bazı kesimlerde FETÖ dahil, belli laik seküler kesim dahil, Avrupa dahil, Erdoğan'sız AK Parti. Erdoğan'sız AK Parti, evet. Bu arada senin yazından bahsedemedik. Dünyanın çok bütün güzel. Alevileri ve evet. Bektaşileri Ankara'da buluşuyor. Süremiz doldu çünkü bunu konuşurken. Evet, bunu ekrana getirelim de arkadaşlar. Bence. Hemen görsün seyircilerimiz. Çünkü çok önemli. Yani Arjantin'den bile evet. Bektaşiler ve Aleviler geliyor değil mi? Çok enteresan. Çok önemli bir buluşma. Ankara'da ne zaman buluşuyor? 19-22 Mart tarihleri arasında buluşuyor. Evet. Ankara'da çok önemli bir toplantı. Buna da dikkat çekmek lazım. Evet Mahmut çok teşekkür ederim. Programımıza katıldın, renk kattın, çok katkı sağladın gerçekten de. Değerli açıklamalarına, bilgilerinle. Evet sevgili seyirciler, Mahmut Övür Sabah Gazetesi yazarı. Program konuğumuzdu aynı zamanda Cenk Küçük olmadığı için. Medya Kritik burada sona erdi. Ben Rıza Fuat Uğur. Gelecek hafta pazartesi günü yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın, iyi hafta sonları hepiniz efendim.